Ekranları kasıp kavuran çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, 6. sezonunun ilk bölümüyle geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluştu. İzleyicinin merakla beklediği yapımın oyuncularıyla fırtına gibi başlayan sezon ve ekip hakkında konuştuk. Onların da bizim gibi özlemi ve heyecanı çok büyük. Kısa bir ara verdik ama evet, özledim tabii ki de. Hikayemiz kaldığı yerden devam edecek ve aynı heyecana tanık olacağız. Bizim için de yeni bir heyecan başladı. Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik. İnşallah bu sezon da aynı şekilde olacak. Aksiyonun da, duygusallığın da dozu bir tık daha artacak gibi geliyor bana bu sezon. Ben Alaaddin Bey karakterini oynadığım için çok heyecanlıyım. Çok keyifli bir sezon bizi bekliyor. Çok güzel başladık sezona. Umarım seyircilerimiz de bu sezonu çok beğenir. Eğer ki düşersek, devlet düşer. Dik durursak düşman titrer. Osman Bey buyruğudur. Beyler Osman Bey'in toyuna gelecek. Buyruğa uymayan ise bunun bedelini ödeyecek. Elçiye zeval verdin tekfur. Gayrı kaleyi teslim etsen dahi canını kurtaramayacağım. Kurtaramayacağım. Biz unutmayacağız Osman'ın yaptıklarını. Kim olduğumuzu, nasıl savaştığımızı. O yüzden arenadayız. Her sahne için ince ince çalışan, her detayın planlandığı Kuruluş Osman setinde geçtiğimiz seneden tecrübeli olanlar için sezona daha kolay ve hızlı bir giriş söz konusu. Geçen sezondan olduğumuz için aslında çok uzun bir hazırlık sürecimiz olmadı. Genellikle yeni karakterlerimizin hazırlık süreçleri oldu. Biz daha çok aşinaydık. At, kılıç, aksiyon vesaire gibi geçen sezondan dolayı. İşin en güzel yanıysa hikaye ve ekiple kurulan bağın röportajlarımız esnasında kendini hissettiriyor olması. İnsan böyle bir anda sete dönünce de sanki karakteriyle, uzun süredir görüşmediği biriyle tekrar kucaklaşmış gibi hissediyor. O yüzden bölümü okurken de böyle Holofira'yı böyle bir özlediğimi fark ettim. Çalışmayı da özledim, burayı da özledim. Ya ormanları da çok özlemişim. Kayılarla savaşınızın hiçbir yerinde bulunmak istemiyorum komutan. Beni yanlış anlıyorsun. Kayılara iyi niyetimi ispatlamak için sana ihtiyacım var. Uğursuzluktur. Bırak yansın. Bu kıyafetlerde elçimin gözyaşları var Alaaddin. Ben gördüm. Sen görmedin mi? Osman Bey devleti kurdu. Bu güçlü düşmanlar ve yeni savaşlar demek. Yeni düşmanlarsa yeni karakterler ve oyuncuların Kuruluş Osman'a dahil olması anlamına geliyor. Çok tatlı arkadaşlar geldi aramıza. Kimisiyle önceden de zaten sosyal hayatta tanışıyorduk, kimisiyle yeni tanıştık. Ama herkes hemen uyum sağladı. Şu anda güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Yeni karakterler girdiği için işte yeni entrikalar falan olacağı için böyle bir heyecanlıyım konu nereye gidecek acaba diye. Devlet oldukça düşmanların gücü, kudreti de artıyor. Bu sene çok da aksiyonlu, çok daha güzel sahneler görecek seyirciler. Beni tehdit ediyordun. Şu haline bir bak. Sana acırım tekfur. Surlarına, kalene pek güvenirsin ama karşında demir dağları eriten bir neslin evlatları var. Yetenekli isim Feyza Işık, Kızılçınar Oğulları Beyliği'nin hatunu Hazal rolünde. Oturmuş bir dizide 6. sezonda dahil olmak bence heyecanımızı daha da katlıyor. Seyirci sevecek mi, bizi kabul edecek mi? Dilerim mahcup olmayız. Hiç rahatlama Bayhan Bey. O Garadul Begüm yine yaşar ha? 9 canlı o 9. Yeter hatun. Hani bugün son günüydü? Bu topraklarda Osman Bey'in sözü kanundur. Başarılı oyuncu Taner Ertürkler de Kızılçınar Oğulları Beyliği'nin başındaki Bayhan Bey'e hayat veriyor. Bayhan Bey biraz renkli bir karakter olacaktır diye düşünüyorum. Yani kıyafette olduğu gibi biraz canlı renkler de kullanılmış. O yüzden hoş bir karakter olacaktır. Aslında Bayhan Bey'in ailesi daha bir renk katacaktır diye düşünüyorum. Bu dediğini yaparsan civarda ne çok başlılık kalır ne de ürktüğümüz kargaşa Osman Bey. Yolun yolundur gayrı. Bir adım sanadır Osman Bey. Erdem Şanlı, Kızılçınar Oğulları Beyi'nin oğlu Saruca karakteriyle karşımıza çıkıyor. Yetenekli oyuncu Kuruluş Osman kadrosuna dahil olduğu için oldukça keyifli. 6 yıldır devam eden çok kıymetli bir işin içerisindeyiz aslında. Dönem işi Türkiye'de yapılmış şu ana kadar en iyi iş durumunda.
Ve o yüzden böyle imza bir işin içerisinde olmak, bir parçası olmak çok kıymetli. Babam daha düşünür ana. Babam daha düşünür. Germiyan mı? Karesi mi? Candar mı? Yoksa kayı mı? Babamın kesesini hangisi daha çok doldurur? Onu düşünür ana. Güzel oyuncu Buğçe Buse Kahraman, Keçili Şahbeyliği'nin hatunu Begüm'e hayat veriyor. Begüm Hatun, dikkat çekici, güçlü kadın karakterlerden biri. Begüm çok hırslı, gözü kara, aynı zamanda iyi bir savaşçı. Bey'i öldükten sonra kendi beyliğinin başına geçen, Keçili Şahbeyliği'nin başında olan bir hatun. O yüzden hırslı ve böyle hep daha iyisini, daha ilerisini yapmak için çabalayan bir karakter. Sen benden ne istersin onu da hele. Senden istediğim Osman Bey'in toyuna girmen, gözlere sezdirmeden gözüm olmamdır. Sen beni çaşıt mı belledin Karesi Bey? Zinhar, ben yıkılmaz bir ittifak, sonsuza kadar sürecek birliktelik isterim. Yıkılmaz dostluklar bedel ister. Bunu en iyi sen bilirsin. Yeni sezonun ilk bölümüyle yine zirveye oturan Kuruluş Osman, belli ki bu sene de izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam edecek. 5 sezonluk bir seyirci kitlemiz var. Her zaman sevgilerini, desteklerini hissettik. Görüyoruz da. Yani bu konuda çok müteşekkiriz. Çok güzel bir seyirci kitlesine sahibiz. Onları çok seviyoruz. Bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Geçen sezonlar olduğu gibi bizi izlemeye devam etsinler. Bizi izledikleri için de çok teşekkür ederiz. Biz çok özledik seyircimizi. Onlar da bizi özledi. Attıkları mesajlardan görebiliyoruz bunu. Bizi izlesinler, izlemeye de devam etsinler. Çok güzel hikayeler gelecek diyebilirim. Merak ve heyecanla beklemeye devam etsinler. Zira merak edecek ve heyecanlanacak bir sürü atraksiyonumuz olacak. Böyle deli dolu bir sezon bekliyor bizi. Hayret! Hayret! Yolun sonuna geldik Alaaddin Bey. Sen günahlarımı affet ya Rabbim.